bazen piyasa böyle 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 bir viraj alır tamam mı? Sonra tekrar hani şu hareketi yapabilmek için nasıl sağ gösterip sol vurduğunu gösteriyorum size iyi dinleyin bunu kitaplarda falan bulamazsınız. Size direkt salt reality anlatıyorum. Stratejiyi böyle kuruyoruz işte ne yapalım şimdi. Finansal piyasada gezegenleri kullanıyorsanız ne kadar uzun etki gelirse o kadar iyi para kazanırsınız ne kadar küçük et aile uğraşırsanız skal o zaman daha ufak para kazanırsınız ben buradan 100 xle tamam mı 1000 dolarlık işlem açarım böyle açıyı beklerim ben hep anladın mı çünkü ben bu açıyı gördüm mü abi ben bu açıyı gördüm mü zıplarım yani Lan ben zaten bu açıyı bekliyorum işte ya. Yani. Ben bu trineleri bekliyorum arkası arkası geldi düşeş ya. Abi aya maya bakma şimdi şansı mansı yok. Şans burada zaten yıl boyunca gelecek anladın? Ama benim buraya iki tane Pluto'ya geliyorsa aha hemen frenler. 3 gün önceden çık. Bak üç gün önceden piyasadan çık. Abi paranı kolla tamam kasanı kolla. Ha git sadaka madaka ver bir yerlerde git ne bileyim para harca. Çok fazla göstermem gereken şey var. Hayki Naşim bunlarından bahsedeceğim. renk ee, Renko bahsedeceğim. nasıl strateji kuracağız? Gökyüzüyle nasıl strateji kuracağız? Geçmişe doğru dönük analiz yapacağım. Onu size gösterdim ya burada şimdi ben size diyorum burada kaybeder. Hani ben diyorum ya mesela orada Uranüs karesi var Mars Uranüs karesi. Bakalım Mars Uranüs karesinde piyasa her seferinde nasıl tepki vermiş. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horas astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Finansal astroloji 3. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Piyasa analiz ederken bakın Güneş Uranüste olan açısını henüz tam exact olmadı. Dakika farkıyla. Ama bu açı burada çalışır. Şöyle çünkü 6 dere derece toleransla. Şimdi arkadaşlar piyasa aslında biraz aşağı gelmek istiyor. O yüzden yukarı çıkıyor ki aşağıya salabilsin. Çünkü bu hamleyi yapması lazım grafiklerde size hafta sonu göstereceğim astro trading'de. Bazen piyasa böyle 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 bir viraj alır tamam mı? Ee, sonra tekrar hani şu hareketi yapabilmek için. Çünkü sürekli buraya bir destek oluşturması gerekiyor arkadaşlar. Yani piyasa sürekli böyle çıkamaz tamam mı? Bunu asla unutmayın. Yani piyasa böyle çıkamayacağı için yapacağı hamleler sürekli böyle bir tepenin ardından yukarı çıkmak ve tekrar bu tepeye gelebilmekle ilgili. Piyasa şöyle anlatırsam eğer size sürekli olarak bakın geldi çıktı yukarı buraya kırdı buraya çıktı buraya tekrar geldi neden çünkü destek oluşturarak çıkıyor merdiven gibi düşünün mesela geri geldi buradaki desteğe geri geldi tekrar yukarı tekrar yani buraya geldi buraya bir daha kırarsa buradan tak buraya gelir o zaman tekrar ne oldu buradaki desteğe düştü şimdi tekrar buradan zorlar burayı kıramazsa buradan tekrar gelir i̇şte bunlar kalıplarımız oluyor kalıptan aşağı da düşebilir işte biz bunları şimdi o nasıl olduğunu günlük olarak görüyoruz orada. Tamam mı? Yani burada şimdi bakıyorum ki güneş burada Uranüs kare yapacak. Piyasayı yukarı çeken ay Uranüs açıları var. Ama akabinde devrede olan bir Uranüs karesi var. Akabinde bunun da geleceğini unutmamak lazım. Ee, ay düğümleri desteklediği zaman yukarı doğru çıkartır tekrar. Özellikle bunların saatlerini baz alın. Ve ayın açılarının birkaç saat önceden minimum bir saat maksimum iki saatten önce arkadaşlar etkileşime girebileceğini unutmayın tamam mı? Yani burada iki yazıyor ya bu iki değil. Bunu sen git saat 23'ten itibaren ara yani. 23'ten itibaren bu çalışmaya başlayacak bir şekilde. Kendini hissettirmeye başlayacak yani tamam mı? Düşüşü de çıkışı da böyle. Arkadaşlar bakın ay düğümleri kilitliyor. Sonra satürne karşı yapıyor. Bakın sonra ay uranüse karşı. Yani piyasadaki buradaki çıkışları aslında biz burada bir nevi görüyoruz. Bakın burada arkadaşlar Mars'ın düğümlere karesini görüyoruz, görüyor musunuz? Bu çok feci bir düşüş demek arkadaşlar. Yani burada genel piyasada, nerede yaşanır bu? Mars, demirde. Demir fiyatlarında çok ciddi bir düşüş olacak gibi duruyor. Bak şimdi ama hemen aa kare var düşüş, sakın dur şimdi. Hemen o kareye gidiyoruz, bakın bir düşüş olacak. Nasıl sağ gösterip sol vurduğunu gösteriyorum size, İyi dinleyin. Bunu kitaplarda falan bulamazsınız. Size direkt salt reality anlatıyorum strateji böyle kuruyoruz işte. Ne yapalım şimdi? Dibe inip dipten çok feci bir yukarı bekliyorum. Neden? Nereden anladım şimdi ben bunu? Çünkü arkadaşlar Mars eğer Uranüs'e Trine'ye gidiyorsa ve düğünleri kitlediyse arkadaşlar ne demiştim ben size? Geçen de nasıl yükseliş yakalamıştık? E, trading'de de göstermiştim ya eğer bir T kare, orman yangınlarını anlatmıştım ya size T karede bir an bir T kare var e, o anda T kare eğer Dedim Apex'ten destek alırsa bu fışkırtır. Piyasayı çok feci yukarı fışkırtır. Bakın Mars'ın düğümleri kilitlediğini görüyorum. Bu piyasayı aşağıya çeker. Ama bu sağ görüntüsü tutarıp sol vurur onu söyleyeyim. Düşüşleri önceden göreceğiz. Diyeceğiz ki abi düşüşün altına girmek lazım bu. Neden? Çünkü Mars akabinde hani böyle hemen long diye girmiyoruz tabii ki. Orada da grafikleri okuyoruz. Daha düşer mi bu? Daha düşer mi bu? yani nereye düşeceğini ben şimdi bilemem. O gün geldiğinde teknik analizlere bakacağız. Nereye kadar gerileyebileceğini göreceğiz. Oradaki en seviyesini bulacağız. Yani buradaki yerden çünkü çok ciddi bir yükseliş gelecek. Neden? Çünkü Mars tekare demek piyasayı aşağıya alır. Aşağıdan çok ciddi momentumu yüksek mumlar getirir. Venüs Uranüs trinesinin daha üstündedir. Yani normal Venüs Uranüs trinesi çok yüksek ivmeye verir. Çok yüksek momentum verir. Ama Mars Uranüs trinesi var ya onun da üstüne verir. Çünkü Mars manyaktır arkadaşlar. Yani Mars deyince aklınıza deli gelsin. Mars deyince aklınıza aklı, aklı melekeleri çalışmayan biri gelsin. Yani aklı melekeleri çalışmayan, mantıklı olmayan bir şeyler gelsin. Zaten Uranüs zaten manyak. E Mars zaten deli. İkisinin trine yaptığını düşünürsek arkadaşlar umulmadık bir yükselişten bahsediyorum burada tamam mı? Şimdi Mars tekaresi burada devam edeceği için düşüş. Düşüyor piyasa. Ay o anda trine yapıyor. Birka Hop böyle yapıyor o zaman. Tamam mı? Ama tekrar düşüyor. Çünkü Mars 2 gün boyunca yani 2-3 gün boyunca bu egzaklığı bozmayacak. Burada bir yeni ay var ve Uranüs trineli bir yeni ay. Bu piyasayı çok feci yukarı çıkartır arkadaşlar. Çok yüksek ivme veriyor. Çünkü düğümlere tek den çıkmış ve Uranüs'ten destek almış ve Pluto'dan destek almış. Ne var arkadaşlar? Bir yeni ay var. Ve Marsiyen bir yeni ay. Hani buralarda da mesela ne olur? Swing işlem açılabilir. Mesela sen tabii bu açının olacağı zamanı beklemeyeceksin yani tamam mı? Burada yine birkaç gün önceden pozisyon alacaksın, altta bir yere sotaya gireceksin. Yani biz bakın Swing işlemlerde en iyi parayı Swing'den kazanırsınız arkadaşlar. Scalp'tan para çok ciddi kazanamazsın. Evet, çok hızlı kazanırsın Scalp'la ama çok iyi bilmeniz gerekiyor Scalp'ta yaparken. Böyle her zaman Scalp yapmamalısınız. Çok güvenilir yerden. Ben size tekniklerini e, bu hafta sonu göstereceğim böyle pıt pıt zıplamayın her yere. İşleme fazla hani böyle her işleme girmeye çalışmayın. Yoksa zor durumda kalabilirsiniz. Burada en iyi parayı da Swing'den kazanırsınız. Çünkü neden? Swing'de 4 saatlik grafikler işler. 4 saatlik grafiklerden çalıştırdığımız için yani sen 5 dakikalıkta 20 dolar artışla para kazanıyorsun. 20 dolar artışla. Sen 4 saatlikte 300 dolar artışla para kazanırsın. Tamam mı? Yani atıyorum 5 Ethereum'un varsa 1000 dolar alırsın mesela. Hani gibi atıyorum 300 dolarla girdin orada. Hani 3-4 Ethereum'la 1000 dolar alırsın yani gibi. Ee, burada yani 300 dolara 1000 dolar hani alır. Öbür türlü yani 10 dolarla 15-20 dolar kazanmaya çalışırsın. Burada ufacık bir şeyle çünkü daha uzun işlemde kalırsın ve çıkacağı bellidir. Ve orada daha uzun işlemden daha fazla büyük para kazanırsın. E, tüm borsalarda böyle. Finansal piyasada gezegenleri kullanıyorsanız ne kadar uzun etki gelirse o kadar iyi para kazanırsınız. Ne kadar küçük etki aile uğraşırsanız scalp. O zaman daha ufak para kazanırsınız. Ha scalp'tan da çok ciddi para kazanan o kazanabilirsiniz ama ne olur bu sizi yorar. Bazen canınızı sıkabilir. Bir de arkadaşlar piyasalara bakarken şuna da bakın arkadaşlar. He, size Antisyalara bakın. Yani mesela piyasa Mars'ı burada görüyorsun. 24 derecede. Şimdi Başak Burcu'nun antisyası ne? Koç. 24 derecede ise 6 derecede bir şey var mı burada? Eğer burada mesela bu Mars burada giderken bazen Uranüs mesela örnek arkadaşlar. Boğa Burcu'nun mesela Mars Aslan Burcu'nda giderken Boğa Burcu'ndaki olan şeye kavuşum yapar. Mars Uranüs kavuşumları delirtir. Manyaktır, agresifleşir, çok ciddi problemler ortaya koyar. Şimdi ama normalde Mars-Uranüs kavuşumları manyak açılardır tamam mı? Ee, çok agresif şeyler olabilir, yukarı yönlü ya da aşağı yönlü. Evet, şimdi sorularınıza bakayım bir. Sorularınızı cevaplayayım. Evet, hocam aynı etki gümüş yatırım yapın dediğimiz akraba arkadaşlarımızla da kompozitör arasından görev mi yapacağız? Heh. Ben de onu demek istiyorum. Yani mesela gümüş yükselir yani tamam mı? Ama o an sen yanılabilirsin. Mesela şimdi senin direktifte bulunduğun arkadaşının yani kazanma potansiyeli var mı ki? Mesela kazanma potansiyeli varsa senin direktifine uyabilir. Ben size çevrenize direktif vermeyin demiyorum. Ama diyorum ki mesela 50 kişilik bir gruba direktif verdiğinizde burada 10 kişi seni dinler, yapar, kazanır ama konuyu yanlış anlamış olanlar olabilir veya o an yatırım yapamayanlar olabilir. Veya sen o gün dedin ama onlar ertesi gün yapabilir. Veya başka bir nedenlerden dolayı. Dolayısıyla tam olarak herkese katkı sunamazsın kazanma noktasında. Yani sen birilerine katkı sunabilmek için kadersel olarak o yönde onunla o etkileşime girebilmiş olman gerekiyor ki katkı sunabil. Veya sen yanılırsın. Onların hepsi kayba uğrar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O anda seni dinleyenlerin seninle olan harita ortalamalarının bileşkesi kadar kazanabilirsiniz. Eğer vermiyorsa kazanamazsınız. Yani sen o an bakarsın, analiz yaparsın. Dersin ki ben bu analizi yapacağım ve topluma bilgi vereceğim. Yaparsın analizi, bilgi verirsin. İsabet oranın yani o çalışmanın isabet oranı seni dinleyenlerin bileşkesi kadar gibi bir durumu oluyor. Yani ya da senin kazancın onların bileşkesi kadar olmuş oluyor. Yani kader de çok ince bir matematik işliyor arkadaşlar. Yani hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Olmuyor. Yani sen biliyorsun bunu paylaştığında bir orantı şöyle bir şey var. Seni sadece kazanacak olanlar dinliyor veya sen o an yanılıyorsan seni sadece kaybedecek olanlar dinliyor gibi bir durum var. Mesela kaybedecekseniz eğer gibi. Çünkü her şeyi bilemez. Ama bunu öngörebilmek için ben o anda kapalı bir grupta gruba kimlerin dahil olduğunu bilirsem, bunların kompost haritasını çıkartabilirsem, ben bunların ortalamasından hangi gün kazanacağımızı, hangi gün kazanamayacağımızı bilirim. Dolayısıyla da o gruba derim ki arkadaşlar bugün öngörü yapmıyorum. Çünkü neden? Bugün başınızın çaresine bakın. Çünkü zor bir gün. Yani biz grup olarak kaybedebiliriz. Dolayısıyla he, işte toplumsal öngörüler böyle yapılmalı. Aksi halde astrolog yanıldı oluyor. Astrolog bilemedi oluyor. Astrolog bazen çok iyi biliyor. Bazen bilemiyor. Aynı astrolog. 3 kere biliyor, bir kere bilemiyor. Bir kere bilemeyince de herkes onu linç ediyor. Yani demek istediğim şey şu. Sen o anda altın yükselecek dedin. A anda seni dinleyip altın alanlar var. 3 ay sonra o yazıyı okup alanlar var. Vesaire vesaire işte. Demek istediğim burada kazanma potansiyelinin ortalaması kadar birlikte kazanabilirsiniz. Bu kadersel bir ortaklığa giriyor. Bir arkadaşınızın haritasına bakacağım. yani kaybetmiş ya da kazanma deneyimi yaşamış. Bir arkadaşınızın arkasından biraz size etkileşim göstereceğim. Biraz paralel açılardan da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu paralel açılar da çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Telefon açılana kadar paralel açıdan anlatayım biraz size. Paralel açı nedir? Kontra paralel nedir? Arkadaşlar bu da şimdi çok bu da bu konuda dek, dünya size deklinasyondan bahsetmem gerekiyor şimdi. Paralel kontra paralel çalışır mı? Hadi bakalım. Vallahi öyle bir çalışıyor ki. Şimdi bugün ne öğrendik bir özet yapalım. Antisya, kontra antisya. kişisel olarak haritalama çalıştığı ile ilgili önemli açılardan size bahsettim. Şimdi bir de paralel açı var. Dünyanın belli bir eğim derecesi var ve bu uzayda bir çizgi ekvator düzlemden şöyle bir çizgi çekiyoruz uzayda, boşluğa, yani sonsuza bir çizgi çekiyoruz. Bu ekvator düzlemden dünyanın şöyle oturtalım dünyaya buraya. Yani 23 derece 27 dakika burada var. 23 derece 27 dakika burada var arkadaşlar. Şimdi bir şey yani deklinasyon dediğimiz kuzey deklinasyon, güney deklinasyon. Hani güney kutup, kuzey kutup üzerinde. Şimdi burada gezegenlerin bu bölge üzerine etkileşimleri var. Yani bu şimdi ben buraya sıfır noktası olarak kabul ediyorum. Tamam bu bölgeden böyle bir çizgi çekiyorum. Yukarısını işte kuzey aşağısını güney olarak kabul ediyorum. Güney deklinasyon, kuzey deklinasyon dedim. Şimdi burada bir gezegen, şimdi Venüs diyelim şu yüksekliğe geldi. Yani sıfır deklinasyon, sıfır şeyde burada. 10 dereceye gelsin tamam mı? Venüs burada 10 derece deklinasyonda gidiyor. Güneş de, dünya arasında da, güneşin de merkezinden geçiyor diyelim bu. Dünyanın o andaki durumu, diğer gezegenlerin buradaki şu, mesela Mars o anda... Güney deklinasyon üzerinde hani dünya sürekli 23 derece yatıyor eğimi var ya Mars arkadan gelebiliyor Venüs hani bir, bunlar bir eliptik yörüngedeler. Ee, dolayısıyla aynı deklinasyondan etkileyemiyorlar dünyayı. Yani aynı o merkezi noktadan vurmuyor etkiler. Mars o anda 22 derece güney deklinasyonda etkileşimde ama Venüs o anda 10 derece ee, ve Merkür de mesela o anda Venüs'te kavuşumda gibi. Bu çalışıyor. Kişisel haritalarınızda da çalışıyor. Özellikle kontrallar kare gibi çalışıyor. Karşı şey, ka kontroller karşıt gibi, kare gibi engelleyici. Paralellerde kavuşum gibi çalışıyor. Senin de başak sterlimin var orada. Benimle aynı jenerasyonsun. Aynen. Benim benim haritanın aynısı. Ya, çok benziyor. Sadece Güneş'i Kova. Baktığımızda işte, kripto paralarla ilgilenmesinin nedenini görüyor musunuz bakın? Kripto para tam kripto para sevdalısı onu söyleyeyim. Burada bakın ile de Ay Uranüs arası nasıl bir açı var? Yani tam kripto paracı yani bu. Şimdi bakalım mevzuya. Yine şimdi finansal olarak senin atanı analiz edeceğim. Bu tam bir kumar kumarbaz. Sen kaybettin, sen kesin kumardan kaybetmişsindir. Başkana kazandırırsın canım. <laughs> e tabii bu Pluto sana çok büyük e, derin şans verecek. Güneş Pluto trinesi var. Aynı zamanda sen çok güçlü bir kadınsın. Parasal yönde çok büyük güç kazanırsın. Onu söyleyeyim. Neptün de burada çok güzel bir üçgen yapıyor. Ama Pluto burada tabii ki seni sıfırlar bazen arada. Tamam dikkatli olman lazım. Aynı zamanda Güneş Kova burcunda olması yine ay Uranüs kavuşumu olması bu da tabii ki Sena çok büyük bir yani tam çok iyi bir astrolog yapar seni. Şimdi tabii burada Venüs ay arasında çok güzel kontaklar var. Plüto ile arasında çok güzel kontaklar var ama kaybedeceğin zamanlarda riske fazla girmemelisin. Mesela bir haritada mesela örnek bir kere majordan gideceksin önce tamam mı? Önce major. Yani minörleri geç şimdi tamam mı? Sana major lazım önce. Majorda senin bir kere bağlı olman lazım piyasaya ki yani kazanda o Majörde kazandıysan minörde fazla korkma. Çok büyük kaybetmezsin tamam mı? Mutlaka kazandır. Majördesin ya. Majörde çünkü kazandasın. Ama majörde kayıptaysan minörde çok büyük de vermez. Anladın mı? Küçük küçük verir. Çünkü majörde kayıptasın. Zaten aldığını borcu ödersin. Ya da bi bir yere gider sürekli. O zaman majör bizim için çok önemli. ama Majörde kazanmak ne demek? Majör kuzey ve güney adımı. Jüpiter satürn demek. Yani bunlar seni etkiliyor mu? Progress'in sağlam mı? Solar düşeşte mi? Tamam mı? Çok iyi bir harita o an veriyor mu? O anda kazan veriyor mu? Bunlar eğer aynı anda seni kaybetmeye sürüklüyorsa minörde seni şans noktası kurtarmaz, onu söyleyeyim. Ayın etkileri seni kurtarmaz. Ya da kurtaracak kadar meblağ vermez. O yüzden önce bizim neyi koşturmamız gerekiyor? Kuzey haline koşturmamız lazım, tutulmaları. 11-3 bak görüyor musun? ani anlaşmalar, sözleşmeler. Burada kriptoya girsen süper para kaldırırsın. Yani burada longa girsen yani burada 80x ile tamam mı? Hani bu bana gelecek böyle. Ben buradan 100x ile tamam mı? 1000 dolarlık işlem açarım. Böyle açıyı beklerim ben hep. Anladın mı? Ben bu açıyı beklerim yani. Bu açı geldiğinde şansımı üst limitte zorlarım. Ama yine de böyle bir şey geldiğinde altın üstünü kontrol edin. Çünkü var ya şimdi gene de Viv karta bir bakın. Yani var da bu açı benim nerelerime etkiliyor? Bir bütün de görün tabloyu. Düğümler transite gelmiş. Benim ikinci evimde olan bak ikinci evde bak bakın burada. Bak. Bak bak burada bak. ikinci evde Plüto'ya bak. 115'ten vuruyor. Bu direkt borsa kaybı demek. 115 borsa demek. 28 para demek. Yani kazanç değil mi? Ka sıfırlanacağını söylüyor. Ben burada riske girmem. Hiç riske girmem. Hiç borsayı kapatırım o gün yani. yani o gün bile değil. Şimdi bu açı bir de etkileşim uzun sürer ha? onu söyleyeyim. Mesela bu açı Mart ayından kendini hissettirir ama tam egzakt olduğu gün çalışır yani. Bak unutmayın bu evren size kaç lira vereceğini, kaç lira kazanacağınızı, nasıl bizim limitini söylemiyor. Onu sen kendin söylüyorsun. Kendin seçiyorsun. Yani vizyona göre değişiyor. Yani benim haritamın aynısı. Nijerya'da da var. Onunkine de trine geldi. Ama adam en büyük hayali bisiklete binmek. Dolayısıyla adamın en büyük hayali bisiklete binmekse bu kadar böyle açı gelir. O adam sadece bisiklete binebilir. Anladın mı? Çünkü adamın vizyonunda en büyük para bisiklet. E senin vizyonunda en büyük para bin dolarsa e bin dolar olur. Bin dolarla girersin on bin dolar alırsın. Şimdi mesela bana eskiden 1 milyon dolar çok büyük para geliyordu. Şu an çok küçük para geliyor. Yani ne demek istediğimi belki 2-3 ay sonra bu dersi tekrar izlerseniz falan orlarda anlayacaksınız. Ya da bu dediğimi aklımda tutarsanız anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, yani çünkü ben bu açıyı gördüm mü abi? Ben bu açıyı gördüm mü? Zıplarım yani. Ulan ben zaten bu açıyı bekliyorum işte yani. Anladın mı? Yani ben bu trineleri bekliyorum. Arkası arkası geldi düşeş ya. Abi ayamaya bakma şimdi. Şansı mansı yok. Şans burada zaten. Yıl boyunca gelecek. Anladın? Dolayısıyla ben orada ama benim buraya iki tane Pluto'ya geliyorsa aha hemen frenler. Ne yaptın? Bak ne diyorum sana? Debriyaj pedalına gerek yok. Ben sana debriyaja şu kadar bas. %20 bu kadar da basarken gazdan ayağını çek de debriyaja ödemiyorum bak. Ben. ben sana diyorum ki bu açıyı gördün mü çık. 3 gün önceden çık. Bak 3 gün önceden piyasadan çık. Abi paranı kolla tamam mı kasanı kolla. Ha git sadaka madaka ver bir yerlerde git ne bileyim para harca. Ama harcayacaksan öyle harca en azından dersin yedim lan dersin tamam mı? Yedim anasını satayım gittim parayı yedim dersin tamam mı? Ama gidip kripto parada o parayı verme. Git çatır çatır ye ya git çatır çatır ye ama o parayı kripto parada verme. Şansını fazla zorlama. Şeye gerek yok hani çok büyük finansal ben finansal astrolog, profesör, doçent, doktor olmanızdan bahsetmiyorum. Bak diyorum ki bu açıyı gördün mü kaç piyasayı analiz ederken bunlara bakacaksınız. Bak otomatik araba gibi yani böyle çok büyük bir ayrıntı yok. Kafanızın karıştığını da zannetmiyorum. Sadece buralardaki olduğu dönemlerde riskli yani birazcık hani burada alırsın mesela spottan tamam hani dersin ki ben vadeli işleme yapmıyorum abi tamam buradan alırsın abi şuradan alırsın tamam mı şurada satarsın bak burada kazanacaksın çünkü anladın mı? Çünkü sen şimdi vadeli işlemi girmiyorsan değil mi? burada alacak, burada satacağım bu arkadaş. Yani çünkü burada alıp burada satamazsın ki. Nasıl satacağım bir günde ne kazanacağım? Yani burada satman için biraz geride alman lazım. Bir de böyle düşünün piyasa. Sen burada kazanacaksın ama elinde bir şey yok bu arkadaşım. Sen bir şey almamışsın ki nasıl kazanacağım? Sen vadeli işleme de girmiyorsun. Biz vadeli işleme giriyoruz 3 günlük. Giriyoruz, vuruyoruz, çıkıyoruz. Yani ama şimdi sen vadeli işleme karşıysan olabilir. Saygı duyarım. dersin ki ben vade işlem karşıyım. Ben sadece kripto para alırım. Margin kullanmazsın, kaldıraç kullanmazsın. Tamam, okey. Spot'tan mal alırsın. Okey. Ama burada kazanabilmen için burada para burada alman lazım. Yani bu düşüşten alman lazım veya şu anda elindekini bozmayacaksın yani. O oraya kadar tutacaksın elinde. E ben ne zaman altın alayım abi? Ben ne zaman para kazanacağım? Onları bana söyle. Yok. İşte kişisel finans, global finans. Yani ben ne zaman kazanacağım? Ne zaman risk almalıyım? İşte bunlar da finansal astroloji size acayip anlatacaklarım var. Yani çok anlatacağım şeyler var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok fazla göstermem gereken şey var. Haykin mumlarından bahsedeceğim. E, Renkobarlardan bahsedeceğim. nasıl strateji kuracağız? Gökyüzüyle nasıl strateji kuracağız? Geçmişe doğru dönük analiz yapacağım. Onu size gösterdim ya burada şimdi. Ben size diyorum burada kaybedersin. Bakalım kay mı bediyoruz? Bakalım bitcoin düşmüş mü? Hani ben diyorum ya mesela orada Uranüs karesi var. Mars Uranüs karesi. Bakalım Mars Uranüs karesinde piyasa her seferinde nasıl tepki vermiş? Free gelirler. Yani aslına bakarsanız her ev paradır arkadaşlar. Bütün evler para eder onu söyleyeyim. Ama mesela birisi amcanın parası, biri dayının parası, biri kardeşinin parası, babamın parası freelance gelirler. Çalışarak kazandıkların. Biz ama finansal astrolojide biz sadece bu ikisini kişi, e, görürüz yani. Bu burası ka, e, para evidir. Ama evet 12. ev de para eder onu söyleyeyim. 12. para eder. Yani free gelirlerdir, freelance gelirler yani hatta kripto para borsa bu. kripto para gelirleridir 12. ev. Yani çünkü borsa yani internetten gelen gelirlerdir. 12. ev 11. evin 12. evi yani kripto yani burası Sosyal gelirler veya şey demek yani burası çünkü internet demek ya interaktif gelirler veya freelance gelirler. Neyse haftaya daha uygulamalar yapacağız arkadaşlar. Bu cumartesi günü sizlere acayip bir astro trading dersi hazırlıyorum. Bu arada astro trading'in size video kayıtlarını ilettim. E, ders grafikte kullanan tabloları ilettim. İndirirsiniz. Cumartesi günü sizlerle görüşmek üzere. Yine haftaya finansal yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı geceler. Diliyorum. Hepinize bol kazançlar. Bereketler olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.